Canlar Roma'nın antik sokaklarında yankılanıyordu. Zaferin yorgunluğunu taşıyan General Julius Caesar Roma Senatosu tarafından diktatörlüğe çağrıldı. Senato iç savaşın ve politik belirsizliğin ardından bir liderin güçlü elini bekliyordu. Julius Caesar Roma'nın merkezine adım attığında halkın alkışları ve sevinç çığlıkları karşıladı onu. Ancak bu alkışlarla birlikte halkın ve senatonun beklentisi büyüyordu. Sezar, senatonun kendisine verdiği diktatörlük yetkilerini kabul etti. Ancak bu sadece bir makamun ele geçirilmesi değil, aynı zamanda Roma'nın yeniden inşası ve toplumsal reformlar anlamına geliyordu. Roma'nın tozlu yollarında Kaysar'ın reform rüzgarları esmeye başladı. Toprak reformları, borçların ertelenmesi ve halka yönelik ekonomik iyileştirmeler Roma halkını rahatlatan bir nefes gibi geldi. Ancak bu reformlarla birlikte Senato'nun geleneksel elit kesimi arasında hoşnutsuzluk da baş gösterdi. Sezar'ın liderliği Roma'yı bir dönemden diğerine taşıyarak değiştirdi. Ancak diktatörlüğü geleneksel cumhuriyet değerleriyle çelişiyordu. Bu Roma'nın tarihinde bir dönemeçti. Güçlü bir liderin elindeki imparatorluk, geleneksel sistemi zorlamaya ve değiştirmeye devam ediyordu. Senato üyeleri kendi ayrıcalıklarını kaybetme korkusuyla karışık bir şekilde Caesar'ın reformlarına bakıyordu. Ancak halk, ekonomik iyileştirmeler ve toplumsal adaletin getirdiği umutla doluydu. Sesar'ın diktatörlüğü Roma tarihine derin bir iz bıraktı. Halk, güçlü bir liderin rehberliğindeki değişimle birlikte gelen umutla dolup taşarken, geleneksel elit sınıf bu değişime karşı direniyordu. Roma, diktatörlük altında bir dönemeçte durmuştu ve geleceğe belirsizlikle bakıyordu.